videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İsrail dünyanın en gaddar ülkelerinden biri. Geçtiğimiz günlerde öldürdükleri masum Filistinli çocukların fotoğrafını manşet olarak yayınladı. Tüm dünya bu olaya büyük tepki gösterdi. Donald Trump başkanlığında ayrılması ile birlikte pek çok Arap ülkesi İsrail ile mesafe koymaya başladı. Bu son olaylarda deyim yerinde ise Filistin küçük gücüne rağmen İsrail'e zor anlar yaşattı. Tarihte hiçbir zaman silinmeyecek görüntüler ortaya çıkmış oldu. İsrail nükleer bir güç olsa da savaşı kimin kazanacağını Allah bilir. 2000 yılından itibaren Yahudiler artık kıyametin yaklaştığını sürekli olarak tekrarlamaya başladılar. Yahudiler kıyamet gününde kendilerinin bir adım olduğunu düşünmekteler. Mescid-i Aksa, İsraillerin sürekli sahip olmak istediği yerlerden biri. O yüzden İsrail sürekli saldırsa da hiçbir Müslümanın ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı bırakma niyeti yok. Filistin'e dünya genelinde destek geldiğini gören İsrail en sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. Üç büyük dinde de kutsal sayılan Mescid-i Aksa şimdilik sapasağlam duruyor. İsrail halkının yaşadıkları sevinç çok fazla uzun sürmedi. Şurası kesindir ki İsrail yok olacak. Zira bu hususta Allah-u Teala Hazretlerinin vaadi var. Öte yandan bu vaadin gerçekleşmesi için İsrailoğulları var güçleriyle çalışıyor. Siyonistlerin Filistin'de yapmaya devam ettikleri zulümler ve özellikle de sözde devletin fiili durumunu resmileştirmesi, Batı'daki korkak siyasi iradeleri bile harekete geçirebilir. Bunlar da Viyana attığı her adım, yaptığı her uygulama ile İsrail yok oluşa sürüklüyor kendini. Mesela şu an inşa ettikleri bütün binaları yakın gelecekte Müslüman mazlum Filistinlere terke mecbur kalacak. İsrail'in zevali uzak değil, yakın. Belki çoğumuzun göreceği kadar yakın. Bu hususta Kudüs-ü Şerif'in işgale uğradığı 1967'de Mescid-i Aksa'nın imamı olan Esad Temimi'nin İsrail'in Zevali adlı eserden bazı nakiller yapalım. Bugün bazı Kur'an bize yeterci modernist sözde hoca, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç hadiselerinde gittiği o tarihte Mescid-i Aksa'nın olmadığını iddia ediyorlar. Esad Temimi bu bahisi dilleriyle birlikte şunları kaydediyor. Mescid-i Aksa Kabe'den 40 yıl sonra inşa edildi. Ebu Zerra anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yeryüzünde ilk mabedin hangisi olduğunu sordum. Mescid-i Haram'dır buyurdular. Sonra hangisidir diye sorduğumda Mescid-i Aksa diye cevap verdiler. Aralarında ne kadar süre olduğunu sorduğumda 40 yıl dediler. Mescid-i Aksa İsra ve Miraç ile yeniden insanlığın gündemine girdi ve Hazreti Ömer'in Kudüs-ü Şerif'i yeniden İslam beldesi haline getirmesiyle de artık kıyamete dek İslam'ın 3 hareminden biri hüviyetine büründü. İslam dünyasının dağınıklığından ve kargaşasından faydalanan Siyonist İsrail, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yaptığı çalışmalar tehlikeli boyutlara ulaştı. İşgalci güçler son birkaç gündür Mescid-i Aksa'da gözle görülür hasarlar oluşmasını aldırmadan Burak Duvarı ve meydana yakın bölgelerdeki kazılarını sürdürüyor. Öyle ki artık kazı çalışmalarının sesleri mescidin meydanlarında dahi duyulur oldu. Yeryüzünde iki nokta var. Üzerinde bir yapı olsun ya da olmasın anlamını yitirmeyen, değerinden bir şey kaybetmeyen ve hatta üzerine inşa edilen yapılara değer katan Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Mesela Sultanahmet Camii herhangi bir sebeple yıkılsa, üzerine kurulu bulduğu alan sıradanlaşır ve fakat Kabe yıkılsa üzerine kurulu bulunduğu Mescid-i Haram bir anlam kaybı yaşamaz. Mescid-i Aksa da tıpkı böyledir. Mescid-i Aksa üzerine kurulu bulunan Kubbetüs Sahra, Kıble Mescidi, Burak Mescidi, Merva Mescidi, Kadim Mescid ve diğer yapılar herhangi bir nedenle yıkılsa, sınırları ta Hazreti Adem'den aleyhisselam belli olan Mescid-i Aksa'nın bereketliliğine bir halel gelmez. Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa sınırları Rabbimiz tarafından belirlenen ve bereketli mübarek kılınan arazi parçalarıdır. Bu minvalden hareketle başlıktaki soruya verilecek cevap hayır olacaktır. Ancak Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa istilaya uğrayabilir ki tarih bunun örnekleriyle dolu. Kabe ve Mescid-i Aksa üzerine inşa edilen yapılar tarih boyunca birçok kez yıkılmış, talan edilmiştir. Kabe Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarafından yeniden inşa edildikten sonra tekrar yıkılmış ve Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müşrikler eliyle tekrar yapılmış ve hatta müşrikler arasında çıkan Hacerul Esved taşının kimin tarafından yerine konulacağı anlaşmazlığı bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından
çözüme kavuşturulmuştur. Mescid-i Aksa'yı çevreleyen surlar ve içindeki yapılar da Hazreti Adem'in aleyhisselam inşasından sonra defaatle yıkılmıştır. Hazreti Süleyman'ın Mescid-i Aksa üzerine yaptığı Mescid Babiller tarafından yıkılmış, talan edilmiştir. Mescid-i Aksa üzerindeki mescitler Emeviler zamanında inşa edilmiştir. Seviller, kubbeler, medreseler ise sonraki yıllarda Eyyubiler, Memluklar, Osmanlılar vesaire tarafından Mescid-i Aksa'ya süs olarak yapılmıştır. Bugün Mescid-i Aksa'nın yıkımından bahsedilirken aslında bu yapıların yıkımına işaret edilmekle birlikte Mescid-i Aksa'nın da istila edilmesine vurgu yapılıyor. Birer tarihi, kültürel mimari değer olan ve asla rıza göstermeyeceğimiz Kubbetü's Sahra, Kıble Mescidi ve diğer yapıların yıkılması beraberinde Mescid-i Aksa'nın da istilaya uğramasına yol açacaktır. Mescid-i Aksa elbette kıyamete kadar Mescid-i Aksa olarak kalacak. Ama üzerine kurulu bulunan yapılara sahip çıkamayan, onları koruyamayan Müslüman haliyle Mescid-i Aksa'nın istilaya uğramasının da önüne geçemeyecektir. Ve bu çok ağır bir yük olarak Müslümanların omuzlarına yüklenecektir. Tevrat'a göre İsrail ne zaman yıkılacak? İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkma çabasının asıl hedefi ise İsrail'i yaşatmak. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'a göre Arz-ı Mevud, İsrailoğullarına vaat edilen topraklar için yapılması gereken Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabedi'ni inşa etmek. Tevrat'a göre İsrail, kurulduktan 74 yıl sonra eğer Mescid-i Aksa'yı yıkamazsa yıkılacak. Bu ise 1948 yılında kurulan İsrail için 2022 yılına tekabül ediyor. Eğer bu tarihe kadar Süleyman Mabedi'nin inşa edilmezse İsrail devleti son bulacak. Süleyman Tapınağı neden önemli? Yahudi inanışına göre İsrailoğulları en mutlu günlerini M.Ö. 10. yüzyılda Süleyman'ın krallığı döneminde yaşadılar. Süleyman'ın ölümünden sonra Asurlular ile Mısırlılar arasındaki savaşlardan zarar gördüler. Babil kralı Nabukadnezar'ın M.Ö. 586'da Süleyman'ın tapınağını yıkmasının ardından Babil'e sürüldüler. İranlı Aymenet kralı 2. Kiros tarafından esaretten kurtarıldılar ve Kiros tapınağı yeniden inşa etmelerine izin verdi. Böylece Kudüs, Yahudi inancı açısından en yüce konuma yükseldi. Yahudiler Büyük İskender döneminde M.Ö. 332'de Makedonya krallığının tebaası oldular. İskender'den sonra Mısır ve Helen egemenliği arasında girip geldiler. Süleyman'ın tapınağı M.Ö. 70 yılda Roma İmparatoru Vespasianus'un oğlu Titus'un askerleri tarafından yerle bir edilmesi Yahudi tarihinin dönüm noktasını oluşturdu. İsra suresinin 1. ayeti Mescid-i Aksa'yı müjdeleyen ayet olarak da kabul ediliyor. Zira ayetin indiği tarihlerde Kudüs'te eski mabed Süleyman Mabedi ortadan kaldırılmıştı ve Mescid-i Aksa'da henüz inşa edilmemişti. Buna karşın müfessirlerin tamamına yakını bu ayette kast edilenin Kudüs'teki Süleyman Mabedi olduğunda müttefiktir. Hatta İbn-i Aşur ayette Hazreti Muhammed'in ümmeti tarafından eski mabedin yeniden inşa edileceğine bir işaret bulunduğu kanaatindedir. Nitekim Mescid-i Aksa sonraki bir dönemde Kudüs'ü alan Halife Ömer zamanında 638 yılında inşa edildi ve derken 705-715 yılları arasında Emevi halifeliği zamanında yenilendi. Yapıya Mescid-i Aksa ismi Abdülmelik bin Mervan tarafından verildi. Mervan'ın 687'de Kubbetü's Sahra'yı da içine alan Haram alanının inşaatına başladığı ve 691'de tamamladığı kaynakların ortak görüşüdür. Kubbetü's Sahra, kıble mescidi ve sayısı 200'e ulaşan birçok esere sahiplik eden bir yer. Kubbetü's Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul ediliyor.